Hepinize yeni videomdan selamlar, günaydınlar güzellerim. Oy kullanmaya geldik. Oğluşumun okulunda kullanıyoruz biz. Kalabalık. İnşallah içerisi bu kadar kalabalık değildir. Bakın. Pazarcılar hemen kurulmuşlar. Tam yani satılacak yer. Pazar kurulmuş. Şurada da yoğurt galiba. Yılların muhtarı tekrar muhtar. Muhtar. Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Ülkemiz için hangisi en hayırlısıysa o olsun inşallah. Şimdi güzellerim saat 5'i geçti. Videoyu geç başlatıyorum. Muhtemelen yarın devam edeceğiz. Biliyorsunuz bugün de Ümit ablamdayız. Biraz sonra oraya ineceğim. Ben ne yaptım bu saate kadar? İşte ufak tefek işlerim vardı güzellerim. Salonu toparladım. Bir sil süpür işleri falan yaptım. Yıkanacak runnerları makineye attım. Yıkadım, çıktı, astım. Şu diğer yeni aldıklarım makineye atılmıyor. Yani çok mümkün olmadığı sürece makineye atılmıyor. Birkaç yerde leke vardı. Bulaşık parlatıcısıyla onları falan sildim. Bulaşık makinem doluydu. Onları boşalttım. Tabakları salona götürdüm. İşte bildiğiniz gibi. Rabbim kabul etsin inşallah. Bugün izliyorsunuz videoyu. Yorumlarınızı falan okudum ama henüz cevaplayamadım. Bir önceki yorumları da cevaplayamadım. Çünkü hazırlıktaydım biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim hepimizin verdiği davetleri, sofralarımızın bereketini artırsın inşallah. Her zaman da şunu söylerim. Seneye Ramazan'a ya çıkarız ya çıkmayız. Ya birlikte oluruz ya olamayız. Biliyorsunuz işte bir korona çıktı. Herkes birbirinden ayrıldı. Rabbim kabul etsin inşallah. Sofralarımızın bereketini artırsın. Bol bereketli kazançlar versin. Hepimize öncelikle sağlık sıhhat versin güzellerim. Şimdi bir işim kalmadı artık. Bir üstümü değiştireceğim. Hava da o kadar güzel ki. Zaten yaz sıcakları geliyor demiştim sizlere. Bugün 25 derece Ankara. Herkes kısa kollu giymiş. Zaten ben de en ince tuniğimi giydim. Bir üstümü değiştireceğim işte. Başımı bağlayacağım. İneriz biz de biraz sonra. Ha bu arada arada bir söylemedim sanırım. Kayınvalidem soranlarınız var. Kayınvalidem burada değil güzellerim. Sizlere söylemedim ama kayınvalidemin annesi, anneanne, büyük anneanne hastanede yattı. Bir hafta 7-8 gün hastanede yattı. Şimdi eve çıktı. İşte kayınvalidem o taraflarda. Davetinde de yoktu. Konuştuk. Dedi Neslihan gelemeyeceğim herhalde. Gelmek isterim falan dedi. Dedim anne sıkıntı değil. Zaten her zaman birlikteyiz. Önemli olan annen iyileşsin. Her şeyin başı sağlık biliyorsunuz. Gönül yorgunluğu olmasın da. Davetleri yine veririz, misafir ağırlarız, misafirliklere gideriz. Öncelikle diyorum ya her şeyin başı sağlık güzellerim. Neyse daha fazla uzatmayayım. Gideyim bir üstümü değiştireyim. Aslında böyle de gidebilirim de. Neyse böyle de gidebilirim belki. Ha, bak onu da söyleyeyim. Bugün de annemin MR'ı var. Saat gece 12'de. Oradan iftarı yaptıktan sonra işte teravihden sonra muhtemelen hastaneye geçecek. Saat 12'ye vermişlerdi. Elindeki ne diyeyim adını da bilmiyorum ki, kitle desem kitle gibi değil, kemik büyümesi desem ne desem işte biliyorsunuz. Tekrardan MR çekilecek biliyorsunuz, hastaneye gitmiştik ameliyat olacak diye tekrar MR vermişlerdi. Her neyse onları anlatmayayım da bugün MR'ın çekilecek işte, muhtemelen bir hafta 10 gün sonra da sonuç çıkar. Bakalım ne diyecekler yani bilmiyorum. Gece onu almaya gideceğim. Artık işi kaçta biterse, bazen 12'de saat veriyorlar, daha önce alıyorlar. Bazen 12 oluyor, 1 oluyor işte. Hastanenin işi belli olmuyor yani. Neyse çenem düştü. Görüşürüz. Oralarda görüşürüz herhalde ya da yolda da görüşebiliriz bilmiyorum. Saatimiz 6. Hazırlandım. Çıkacağım şimdi. Neslihan davetten davete koşuyor. Gerçekten öyle oldu bu ara. Şöyle yazlık bir tunik giydim. Keşke ütüleseymişim, daha iyiymiş. Ama fark etmedim. Fark etseydim ütülerdim. Durduğu yerde dolapta kırışmış gerçekten. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Tulumbayla lokma aldım karışık. Geldik. Kız vallahi güzellerim. Siz de öğrendiniz ha evleri falan. Gerçekten. Anam da geliyor.
geldik biz. Ay var ya, takımlar gelmiş. Bakın, kahvaltı takımları. Bunlar acar. 8500. Bayıldım. Şunlar da yeni gelmiş. Şunlar falan hiç yoktu geçen. Kahvaltı takımları. Yengem şunu beğendi gibi ama. Bakıyoruz. İşte çok hoş. Ben şu an kahvaltı takımlarına bakıyorum. Ha. Güzelmiş. Şimdi yine beğendiklerimizi şuraya bir koyduk. Öyle koymayınca anlayamıyoruz biz. Şunu geçen de beğenmiştik biliyorsunuz. Şu yeni gelmiş. Ben de şunu çok beğendim. Şöyle. Şu da çok hoş. Müzik var. Bu 3950. Şu birazcık pahalı herhalde. Evet, o 5500. Aynen. Şu da mı? Bu ne kadardı? Şu da fiyatı bunun da. Ha. Bunlar acar değil. 3,5. Acarlar 5-6 arası işte. Bilmiyorum ki. Şurada resim var. Çiçek koymuş. Ha. İşimiz bitti. Yengem tabak almaktan vazgeçti. Tencere aldı. Şimdi şöyle bir geziyoruz işte. Çıkacağız. Ben de şunu aldım. Ama ters tutuyorum. Neyse, eve gidip gösteririm. Şunlar da güzelmiş değil mi? Çay bardakları güzelmiş. Söylediğim gibi videomuza bugün devam ediyoruz. Hepinize tekrardan selamlar. Saat 5'i geçti. Yeni girdim eve. Nereden geldim? Gerçi bu kısımdan önce çektiklerim, yüklerim diye düşünüyorum. Yengemle Pursaklar Meydan Park AVM'den geldik yine. O gün benim davette yengem dedi ki bana, Neslihan dedi, bir yolun düşerse kendin gittiğin zaman ya da müsait olduğun zaman tekrardan bir gidelim mi dedi. Bir takım daha yemek takımı almak istiyormuş. Şöyle ama güzellerim. Şimdi yengem kendisi 9 kardeş. İşte düşünün yani, eşlerdir, çocuklardır falan, anlatabildim sanırım. Dedi ki, almışken dedim bir takım daha alayım, tam olsun dedim. İyi yenge dedim, gittiğim zaman sana haber veririm dedim. Bugün de güzellerim seçim sonrası ya. Benim yemekler falan da var. Dün biliyorsunuz Ümte ablamlardaydık. Önceki günde bizdeydik. Bizdeki yemekler daha duruyor yani. Bugün de yemek işim falan yok. Okul da yok biliyorsunuz. Dedim yengemi arayayım. Müsaitse, gitmek istiyorsa gidelim. Bir dolanalım, gelelim dedim. Yengemi aradım. Dedi Neslihan bana uyar. İyi dedim, bana da uyar. Hazırlan, yarım saati kadar gelirim dedim. Neyse gittik işte güzellerim. Tabaklara falan baktık. Çok güzel tabaklar gelmiş. Bayram yaklaşıyor biliyorsunuz. Hele kahvaltı takımları mükemmel gerçekten. İki tanesinde benim de gözüm kaldı. Hatta sizlere çektim diye tahmin ediyorum. Ama almadım. Benim kahvaltı takımım var. Ama şöyle diyeyim yani, birazcık modası mı geçmişteyim? Ya da modası demeyeyim de birazcık eski model gibi. Neyse, almadan geldim güzellerim. Yengem de yemek takımını almaktan orada bir vazgeçti sonra. Dedi ki Neslihan dedi, tencerelerim de eksik aslında dedi. Tencere mi alsam bu sefer dedi. Yemek takımını sonra da alırım dedi. Dedim ben karışmam. Geldik işte, ne alıyorsan al yani. Takım şeklinde değil, aynı benimki gibi. Acar'ın 4 tane, evet yok 3 tane granit tenceresini aldım. 3 tane de çelik tenceresini aldım. Onları aldık, onu eve bıraktık. Geldim yani güzellerim. Şimdi ben, görüyorsunuz şurada ben ne aldım. Bir de yengem, illa sana bir şey almak istiyorum Neslihan.
Yok benim hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorum. Yok dinlemiyor yani. İlla bir şey alacağım, bir şey alacağım. Dedim ki yok ben istemiyorum. O zaman dedi ben kendim beğeneyim, kendim alayım dedi. Sen seçmiyorsan dedi. Öyleydi böyleydi derken iyi dedim ben şunları beğeniyorum dedim. Ben kullanıyorum ya biliyorsunuz. Tıklaları. Fiyatına orada çok bakmadı. Hatta yengem dedi ki Neslihan dedi bu dedi çok ucuz bir şey yani daha böyle fincan falan beğen dedi. Yok yok dedim ben bunları seviyorum dedim. Bu bana hediyen olsun dedim. Neyse gittik kasaya. Kasada fiyatını duyunca şok oldum gerçekten. 500 lira şu. 6 tanesi. Ama sanırım bizim yani daha doğrusu benim kullandığım suklalar gibi değil galiba bu. Şöyle göstereyim. Acarım bu arada. Şu sarı gördükleriniz yani nokta gibi gördükleriniz gold. Yani güzel bir suklaymış ama. Sonra böyle kasadan geçince şöyle kenarından bir baktım. Bildiğiniz hani bu hasır şapkalar var ya onun gibi. Ben biliyorsunuz böyle şeyleri seviyorum. Çıkaracağım şimdi. 2 6 tane. Yani bayağı güzel ama kaliteli. Yani ben bilseydim bunun fiyatının bu kadar pahalı olduğunu yenge bunu da aldırmazdım. Sonra ben ne aldım? Vallahi bilmiyorum da bu oraya olur mu olmaz mı? Şöyle bir baharat takımı mı diyeyim ne diyeyim? Dur. Her cüzdanın içinde ne var ağırlık diyorum. Markası Interlife'mış. Şunları biliyorsunuzdur. Böyle mi çıkaracağım bunu? Ha, böyle çıkaracağım. Şöyle bir dur çıkarayım da öyle göstereyim. Şöyle bir baharat takımı değildi. Kavanoz takımı mı deyim ne deyim. Bunları zaten güzellerim görmüşsünüzdür birçok sayfada. Hele goldları falan çok şık duruyor. Yalnız şurada etiket vardı. Şimdi çıkardım. Simsiyah oldu. Heh. Neyse yıkayınca gider. Bunu inşallah sığarsa baharat takımını oraya koymayı düşünüyorum. Zaten kenarda bir dolap var ya benim. Genelde zaten baharatlarımı oraya koyuyorum. İşte tezgahın üstünde de bir tuz, pul biber, karabiber falan öyle şeyleri koyuyorum. Yani bu bana yeter de artar diye düşündüm. Bir de şöyle şık bir şey. Güzel, beğendim. Tepsisi falan da çok şık bakın. Bak hep gold gold diyorsunuz. Bu sefer gümüş aldım. Ama dediğim gibi mutfağıma uymuyor. Uysa yani gold alırdım. Goldları daha böyle gösterişli duruyor. Fiyatı 945 liraydı. Şunu keşke çıkarmayaydım. Kameradan çok kötü görünüyor. Ay ama ışıl ışıl. Vallahi. Hı. Yine çekerim şimdi koyunca. Ay gerçekten benim mutfağa böyle bir şey lazımmış. Çok güzel oldu bence. Bir de sığar mı ki diyorum. Sığdı da arttı bile. Şu şekilde de sığıyor. Ama o zaman da yağ çok ortalıkta kaldı. Radyoyu biliyorsunuz yazın balkonda kullanıyorum ben. Kışın buraya getiriyorum. Ay çok güzel oldu vallahi. Beğendim. Henüz yıkamadım daha. Öyle bir koyuverdim. Artık bir de akşam şurada kahve patlatırız. Şöyle. Story çekeriz falan. Günü kapatırız yani. Yalnız tepsisi falan çok güzelmiş. Bugünü de bitirdik. İftarımızı yaptık. Mutfağımı topladım. Çayımı demledim güzellerim. Yeni minnoşlarımı da yıkadım. Doldurdum içlerini. Durun göstereyim. Buna çay koydum. Tuz,
ve şeker. Çok doldurmadım. Bir de ben böyle kavanozların içinde kaşık durdurmasını sevmiyorum. Biliyorsunuz kahvelerimin olduğu kavanozlara da koymuyorum kaşık. Ne bileyim, sevmiyorum yani, kullanmıyorum onun için. Diğerlerini de buraya koydum. Bakın, derli toplu oldu. Burayı biliyorsunuz zaten. Hepsi elimin altında oldu, mis oldu yani. Bunları da yıkadım bu arada. Hani şu tahta kısmı vardı ya, onu da attım. Aman, o işime yaramaz. Böyle güzel oldu. Değişiklik iyidir biliyorsunuz. Her zaman diyorum ya, biz bayanlar küçücük bir çiçek bile almış olsak değerlendirmeyi seviyoruz. Evet, Neslihan gitsin balkona otursun. Hava mis gibi. Yarın biliyorsunuz okul var. Çocuklar duşlarını falan alacaklar. Birazcık daha işim var yani. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah Allah'tan bir zarar ziyan çıkmazsa yarın görüşürüz.